Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü olayımız, biliyorsunuz Hayabusa'nın rodajı sonunda doldu. Bunu başardım, doldurdum. Ne yapacağız? Gelelim bir rodaj bakımını yapalım. Aksesuarlarım geldi, onları takalım. Bakalım nasıl değişecek mi makina? Bir iki aksesuarımız var, yağı değiştirelim. Videoda bakalım neler olacak. Ben geçiyorum. Bu bir bakım videosudur. Hem de canavarın, Hayabusa'nın videosunu çekeceğiz. Ama dedim ya, bir iki parça sipariş verdim. Onları göstermek istiyorum size. Böyle Puyik'ten kocaman bir kutumuz var. Bu arada Vahit abiye sonsuz teşekkürler. Bize yardımcı oldu Puyik konusunda. Hayabusa'nın hem bunun içinde iki tane aksesuar var. Hem ön cam var hem de hugger var arkadaşlar. Android'den bu istediklerinize ulaşabilirsiniz. Şimdi açalım. Neler varmış içinde? Bak şimdi gel göstereyim sana bak. Kutu büyük olunca beklenti yüksek oluyor ama parçalar büyük abi. Hayabusa dev gibi. Küçük bir şey yok ki motorun. Şimdi şöyle bir göstereyim. Şöyle bir cam aldım arkadaşlar Hayabusa'ya. Zaten üzerinde aslında double bir cam var ama ekstra double, ekstra uzun bir camla daha konforlu bir sürüş yapabiliyorsunuz diye. Bak bak, cama bak bak. Ne marka? Puyik. Şöyle taktığın zaman bu normalinden yaklaşık bir 10 santim mi, 7 santim mi? Ne daha uzun, hem de şu rüzgar kanalları ve biraz daha double olayı, yükseklik olayı sürüşte birazcık rahatlık sağlıyor. Şimdi çizilmesin diye güzel bir kargo yapmışlar. Şimdi bir de burada ne var biliyor musun? Bak açayım da gör. Bu parça hoşuma giden bir parça, hem görsel olarak hem de işlevsel olarak. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu bir hugger. Şimdi hugger ne diye soracak olabilirsiniz, söyleyeyim. Arka çamurluk arkadaşlar. Bak şimdi göstereceğim. Bu da Puyik arkadaşlar, orijinaldir. Buyurun böyle etiketini falan bir görün. Puyik'in. Burada içinde cıvataları, mıvataları. Bu arka çamurluk arkadaşlar bu motorda yok. Niye yok? Ben böyle olunca hoşlanmıyorum. Bunu şimdi şöyle soktuğumu düşünün burada. Bak bu buraya gelecek böyle. Gördün mü? Bu içerinin çamur olmasını bayağı engelliyor. Ekstra zincir muhafazaya söküyorsunuz. Artık Puyik'in kendi zincir muhafazası üzerinde geliyor bununla beraber. Yakışıklı duruyor. Bak şuradaki o boşluğu biraz daha dolduruyor. Şimdi bir sipariş daha verdim. Bu çamurluk sökülecek. Buraya daha spor bir çamurluk gelecek. Hayabusa logosu falan var üzerinde. Burası birazcık daha açılacak. Bu arada plakam orijinal kalacak arkadaşlar. APP plaka artık biliyorsunuz yasak. Ciddi sıkıntıları var. Ve barkodlu plakamla devam edeceğim. Ama daha spor gözecek. Biraz daha böyle olacak. Ha, diğer bir aksesuarım ise burayı çekebilir miyiz? Yukarıda ama bak taktım onu. Mono kapağım da geldi. Şu anda 3 parçayız. 4 çamurluk gelecek. Koruma takozunu sipariş verdik. Onu yurt dışından almak durumunda kalıyorum. Yokmuş. Vahit abiyle konuştum. Puyik de yok. Tolga koruma dedi. Tamam dedim abi, onu Trex'ten sipariş verdik arkadaşlar ama sanırım biraz gecikecek. Biz de çok fazla bekleyemedik madem rodaj doldu deyince. Aksesuarlarımız anlayacağınız bunlar arkadaşlar. Tişörtümde kırmızıyı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii ki de yağ bakımında tercihim Motul. Bu bir reklam videosu değildir falan ama arkadaşlar Motul'ü seviyorum gerçekten. 7100 koyacağız 10.40. Yaklaşık 5 litre yağ var burada. 5 tane böyle yağım var. Hatta alayım ben bunları. Artık ufak ufak Sezer'in yanına geçelim. O at sakalı falan söküyor. Şimdi Sezer Usta yağı döktü. Bak ne kadar, neredeyse sıfıra sıfır burada bir yağ çıktı. Hala akıyor, onu bekliyoruz. O da orada temizliyor oraları. Yağ fitresini söktük. Lütfen orijinal ürünler kullanmaya özen gösteriniz. Orijinal fitre, jelatini kapağın üzerinde. Bunu da açacağım. Sezer Usta'ya vereceğim. Bak elimi kanattım. Yağ fitresini ben söktüm diye. Yani işi bilen adamlar yapsın. Bırakın. Ustası yapsın işi. Evet Sezer Ustam. Ne alemdesin? Ben fitreni hazırladım. Temizliğe başladık. Evet. İşlem sıramız ne abi? Bir anlat, bir de şimdi senden dinleyelim. Önce yağımızı boşaltıyoruz. Evet. Sonra filtremizi söküyoruz. Evet. Yağın süzülmesini bekliyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Filtremizi yağlayıp takıyoruz. Ardından yağımızı koyuyoruz. Yağımızı koyacağız. Marşa basıyoruz. Marşa basacağız. Deneyeceğiz ona göre. Tamam. Orijinal ürünler hakkında ne düşünüyorsun ya, filtreler? Kesinlikle yani. Her marka modelin kendi orijinal ürünü kullanılması. Sezer biraz kameralardan tanıyor. Gel ustam gel. Yani bizim Sezer'le aramız iyi arkadaşlar. Hep görüşüyoruz. Bakmayın hele. İşin goygoyundayız ama. Ne diyorsun orijinal ürünler yani, hakkında? Her marka model için kendi markası, kendi filtresi kullanılması gerekiyor. Değil mi? Vardır bir hayır yani bunda değil mi? Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar burası bir yetkili servis. Kocaeli Kaya'nın yetkili servis bölümündeyiz şu an. Bu servis de bu arada yenilendi.
biz de hani onun şerefine de birazcık nail olsun diye bu videoyu yapıyoruz. Hem de böyle aslan parçamın böyle yağı değişirken böyle birazcık başında olmak istedim. Sağ olsun Sezer de beni kırmadı. Normalde bunların aslında olmaması gerekiyor. Bak, girince başkaları içeri kanatıyor abi sağını solunu. Şöyle yapıştırayım ben ona. O yüzden Sezer de beni kırmadı sağ olsun. Dükkanı kapattıktan sonra işimize yardımcı oluyor. Eyvallah. Kesin. Kankam. Teşekkür ben ederim bu arada. Ederim. Arkadaşlar filtrenizi aldıktan sonra ben bu arada 7100 koyuyorum. Onu az önce söylemiştim. Daha önce de hani motülle çalıştığım için değil arkadaşlar. Yıllardır motül kullanıyorum. Filtrenizi ilk önce birazcık yağla doldurmanız gerekiyor. Bak gel gösterelim. O böyle böyle pıttık pıttık emiyor onu, gördün mü bak. Emecek o oynayıcı. Bunu böyle takacağız. Sürdüğünüzde sallıyorum bak göstereyim. Şöyle bir parmak yağı aldın. Bak o ringe bunu böyle bir gezdir ki o ring orada yapışmasın. Sökülürken hem de daha rahat söküyorsun. Bir de böyle sıkacağız ya onu. Kuru o ring orada böyle sıkışıp ezilmesin diye. Yani o ring de dönsün diye onunla birlikte. Kaptın sen onu ya. Ama abone değilsen bir abone olmayı bir kontrol ederseniz sevinirim. Bu arada arkadaşlar şu tapayı göstermek istiyorum. Bunu açtığınız zaman yağ boşalıyor. Carter tapası bunun adı. Şimdi bunu motordan çıkarttığınız zaman bunun altında bir mıknatıs var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir mıknatısı var. Bu mıknatıs içeride oluşan tozu çapağı, metal çapağını toplasın içeriye gitmesin diye var. O yüzden çıkarttığınız zaman bunu şöyle göstereyim bir. Bunu böyle biraz temizleyin ki takarken böyle içinde tekrar bir şey olmasın. Bayılıyorum balata spreyine. Sanayi kokusunu hatırlatıyor bana. Yağımız böyle iyice süzüldükten sonra bunu sıkacağız. Filtreye geçireceğiz. Sonra lıkır lıkır yağı içireceğiz makineye baba. Lıkır lıkır. Bak şimdi Sezer Usta sıkacak. Bak abi şimdi tork değerinin anahtarının anlamını anlayacaksın. O bir yerde çat edecek böyle bak. Bak tam burası. O sıkma değerine geldiği için o tork kolu daha fazla dönmüyor ve civatanız gerekli ayar kadar sıkılıyor arkadaşlar. O yüzden bak şimdi çıt 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 orada atmıyor. Yani bu önemli bir detay. Bunu lütfen atlamayın. Kanka elini korkak alıştırma, sık yağ kalmasın. Sonra çalıştırınca buradan dumanlar çıkıyor arkadaşlar. Eğer headerslarınızın üzerinde yağ olduğu zaman böyle bir dumanlı bir şey gelirse böyle size o grenajların arasına. Eğer orada yağ kalırsa problem yok da hani o yağ egzozun üzerinde ısınıyor ve buharlaşmaya başlıyor. O onun olabilir. Penseyle açamaz, elinle açamazsın, penseyle açarsın vereyim mi diyor. Açarız kardeşim biz bu parmakları... Lan ne ya? Açtım lan. Oo biraz sertti evet. Aha bu kadarcık tapası var. Şimdi buradan ne yapacağız biliyor musun? Yağ gibi kokuyor. Bazıları böyle daha parfümümsü kokuyor. Ben en çok 300 beynin rengini seviyorum böyle. Asit sarı bir rengi var ama onu böyle yüksek performans böyle sürekli tap 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 kullanacaksan atacaksın abi onu böyle. Böyle dan 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 gazlıyorsan evet 300 V'yi kullanabilirsin ama ben o kadar açıkçası eskisi kadar gazlamıyorum. Keyfi de geziyorum. O yüzden 7100 bana mineralli yağdı değil mi bu? Evet. 7100 aynen mineral yağ. O yüzden bu fazla fazla açıkçası bana yetiyor. En sevdiğim yere geldik. Deviriyorum arkadaşlar ya. Hadi bismillah. Bu da ne içer şimdi be? Doymak da bilmez ha. Sezer 15 litre yakıyorum ne diyorsun? İyi yakışıyor. İyi yakıyor değil mi? Bence de iyi yakıyor. Arabamız 6 litre yakıyor, motorumuz 15 litre yakıyor. Motorcu olduğumuz belli olsun lütfen. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu arada bana doğru, sana doğru olmayabilir, başkasına doğru olmayabilir. Kendi doğrularımı paylaşıyorum sizinle. Eğer rodajdan çıkmış olabilirsiniz, bu çıktığınız zaman bam güm diye gitmeniz gerekmiyor. Hani en azından bir 200-300 km. Bu arada açın motorunuz ki açılsın artık motorda. Birazcık daha böyle gazı çok sert çevirerek değil de yumuşak yumuşak motorun tepelerini bir gösterin artık yani motora. Üst devirleriniz bir tadına baksın motorun. Bir anda şak diye 300 değil de böyle 100, 150, 200, 250, 270, 280. Bir gör bırak. Birkaç kere gör bırak. Ondan sonra... İşte belli bir kilometre sonra zaten artık ne istiyorsan yapabilirsin. Şimdi bir şey yapacağız. Motora bir start vereceğiz. Biraz çalıştıracağız. Yağ filtresi de bir alsın. Bir devir daim etsin içeride. Sonra istop edeceğiz. Buradan bakacağız ne kadar yağ olduğuna. Bak şu an ne kadar yağ var. Gel göster. Max seviyede şu anda. Görebiliyor musun buradaki camdan? Max'ta şu an iki çizgi var burada. Veriyorum. Start. Dinler misin? Hay Allah. Ne kadar çalıştıracağız? 1-2 dakika. 1-2 dakika çalıştıracağız arkadaşlar. Ama böyle rolantide değil mi? Gaz vermiyoruz. Rolantideyiz şu anda. Şimdi koyduk. Yağ seviyemiz biraz aşağıda. Şuradan tekrar yarım bıraktığım yağımı alıyorum. Süzüldüyse bu süzülmüş. Şimdi artık burada gözüm hem aşağıda olacak. Döküyorum yağımı yavaş yavaş. Evet şu an 4 litrenin sonundayım. Damlıyor sonu. Ne diyorsun ustam? Daha yağım var 1 litre. İstiyorsan damlatayım biraz daha.
400 mü yapalım? Tamam. Şunu versem sana. Artık sonuncu ya ama iyi ki almışız bak 5 litreyi. Yani bak şurada dediği gibi Sezer Usta'nın bir 100 gram falan lazım. Siz ya bir 100 gramdan bir şey olmaz baba demeyin. Şöyle söyleyeyim. 4 litre 100 gram bir yağ aldı. Filtrede değiştiği için biraz daha fazla alması normal bu arada. Şunu şöyle tekrar koyuyorum. Şimdi artık toplamaya başlayacağız. Topluyoruz. Ondan sonra da ufak bir iki aksesuarımızı takalım. Gazlayalım artık ya. 5 alyanımı aldım. Şimdi ne yapacağım? Hugger için bu zincir muhafazayı sökmem gerekiyor. Şuradan şöyle bir alayım onu. Zaten öyle çok sıkı değil. Puig markası güzel bir marka arkadaşlar. O yüzden hani yalap şalap bir şey yapmamış adamlar. Her yere bir şey koymuşlar. Gel bak. Bu buradaydı. Buna ayrı ayak vermiş. Buraya ayrı ayak vermiş. Bunları buraya koymuş ve hassasiyete bak. Arka lastikten gösterebilir miyiz bir şurayı? Bak. Hassasiyeti görüyor musun? Bak. Boşluğa bak. Şuradaki lastikle arasındaki boşluğu görebiliyor musunuz? Biraz da yakın dönüyor. Allah korkutmuyor değil beni birazcık ama herhalde bir şey olmaz diye düşünüyorum. Buradan zincir muhafazayla beraber artık hugger'ımız geldi. Sapasağlam puik. Buradan bütün ayaklarını koyduk. Aynı ayağı buraya da yapmış adam. Daha farklı CNC'de bak gösterelim. Şöyle ekstra bir ayak yapıyor arkadaşlar. Bunların içinden cıvatalar falan geçiriyorsunuz. Böylece artık çamurluğumuzun içi hem daha az pislenecek, daha şık oldu, daha spor oldu. Bu plakalık çıkınca daha da belli olacak o oradan. Artık son aksesuarım. Camları da aldık mı? Şuradan bir dakika. Amma küçük yapmışlar ya bu cıvataları. Küçücük küçücük böyle. Diğerlerinden nal gibi olur genelde. Çok kibar bir motor ya Hayabusa. Küçük bir şey ya böyle. Böyle minnoş bir motor ya ondandır bence. Evet. Ön camımızı almış bulunmaktayız. Şş, böyle mi kalsa lan stand motoru gibi gidonu midonu yükseltiriz. Hazırsanız Puig camı takıyorum. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle dizdirmeden seni şöyle içeriye, seni de şöyle içeriye. Tıkla 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 tıkla. Bingo. Parmağım parmağım. Parmağım. Ah. Hadi. Şu camı takıp evime gitmek istiyorum. Deniz Akkaya gibi alacağım şimdi. Az önce cam o-ringini arkadaşlar içeri düşürdük. Yan garajı söküp geri aldık. Siz oraları izlemediniz bile. Bak takılı değil. Bak söktük. Hayabusa. Puig. Bu da cam etiketi. Etiket sökmeyi sevenlere gelsin. Evet. Ah bir tane daha varmış. Bunu da sevmeyenler için söküyorum. Hadi be. Çok hoş oldu. Şurada minnak bir şey var onu da alacağım. Hiçbir şey görüntümü bozmamalı artık. Gel buraya gel. Serkan arkada dua ediyor. Ha kardeşim. Dursun be. Serkan onu da sen sökersin. Çıkmıyor. Evet. Sezer Usta'm bitti mi? İndirelim. Bir dakika. Rodaj bakımını yaptık arkadaşlar. Yağımızı değiştirdik. Ustam teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Sonra hugger'ımızı taktık. White abi Land Rover'da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Aslında mono kapağı da ben bu bölüme saklamak istedim ama geçen dayanamadım. Evet. Mono kapağımı da taktım. Bir de Puig ön camımızı taktık arkadaşlar. Şimdilik bunlar. Gelirse kısa plakalığımı takacağım. Egzozdan caydım gibi bir şey çünkü polislerle tartışmak istemiyorum. Ceza yemek de istemiyorum. Bir de gelirse koruma takozlarını takacağım. Ondan sonra bitecek. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kafanıza yatmayan, sormak istediğiniz şeyler varsa onları da yorumlarda yazarsanız çok hoş olur bizim için. Kendinize dikkat edin. Ben artık evime gidip uyuyacağım. Bugün sabahtan beri dışarıdaydım. Yorgunluğum belki göz altlarımdan bellidir. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Alıyorum.